Başlattım dersi. Hemen bakalım. 13. örnekten sonra şeye geçti. Bileşik orantıya geçti. Bileşik orantı neymiş bakalım. X sayısı y ile doğru, z ile ters orantılı ise, yani bu örnek olarak göstermiş. Yani burada böyle verdiği zaman x ile y birbirine bölüm durumundadır. Yani x bölü y yazacağız. Ama aynı x sayısı z ile de ters orantılıysa x demek ki z ile çarpım durumunda diyeceğiz. Ve orantı sabitini yazacağız. Yani yukarıda şeyin yazılma mantığı böyle. Yukarıdaki ifadenin. Hemen örneğe bakalım. X sayısı y ile doğru, z artı 4 ile ters orantılıdır. Yani x ile y'nin bölümleri hep sabit. Ama x ile z artı 4'ün de çarpımları sabitmiş. Durumda komple bu ifadeye orantı sabiti diyebiliriz, yani k diyebiliriz. Şimdi şuradaki x, y ve z değerlerini bir kere vermiş. Bu olunca zaten k'yı bulmuş olacağız. Sonra ikinci değerlerde de bilinmeyeni z'yi bulmaya çalışacağız. X yerine 4, y yerine 2, z yerine 3 yazıp bir bakalım. X yerine 4 yazarsam 4 çarpı z yerine 3 yazarsam 7 bölü y yerine 2 yazacakmışız. İşte k'yı bulduk. 14. Bu orantının sabiti 14'müş. Artık hep 14 çıkması gerekiyor. X yerine yine 7 yazdığında bu sefer ne olacak görelim. X yerine 7 yazarsam 7 çarpı z yerine, hayır bilmiyoruz, soruyormuş. Z artı 4 diyelim. Ve bölü y, ama y yerine de değerini yazayım, 1'miş. Eşittir. Yine 14 çıkması lazım. K olması lazım. Bu ifadede bir zaten bir şeyi etki etmiyor. 7 çarpı bir şey 14'müş. O halde burası 12. Yani z artı 4, şey z artı, evet z artı 4 doğru. Z artı 4 2'ymiş. Yani z'nin eksi 2 olduğunu söyledik. Z'yi sorduydu. Bulduk. Geçelim bu soruyu da. 15. örnek. A ve B sayıları sırasıyla 2 ve 5 ile doğru, C sayısı da 4 ile ters orantılıdır. Şimdi A ile B'yi 2 ile 5 ile yapacağız. C'yi de 4 ile yapacağız. A sırasıyla dediğine göre A 2 ile doğru orantılı. Yani A'nın 2'ye bölümü sabit. Ve aynı sabitte B de 5'e bölünüyormuş. B'nin de 5'e bölümü sabitmiş. Ve bu orantının içinde bir de C'nin 4 ile ters orantılı. Yani aslında C 1 bölü 4 ile doğru orantılı diyebilirsiniz ki zaten ters çevirdiğimizde onu 4C olacaktır. C ile 4'ün çarpımı sabittir. İşte şimdi orantı sabiti K diyeceğiz. Yine K demek istemiyorum çünkü K dediğim an C rasyonel gelecektir. Bunlar kesirli olduğu için sıkıntı olmuyor ama bu 4'ü kurtarmak için K gördüğümüz yere 4K diyelim. Yani K diyeceğimiz yere 4K desek böylece C tam sayı gelecektir, katsayısı. B eksi 2 C eksi A 50'ymiş. Buna göre C kaçtır? Yani C dediğim şeyi zaten şimdi K cinsinden görelim. A'ya baktığımızda A bölü 2 4K ise A dediğim şey o zaman 2 kere 4'ten 8K'dır. B bölü 5 4K ise B de 20K'dır. 4C 4K ise C de K'dır. Ters orantıyı ve artık ne varsa orantıların hepsini doğru orantıya çevirdim. Şu an A 8 ile B 20 ile C de 1 ile doğru orantılı diyebilirsiniz. Denebilir yani. Şuradaki ifadeyi de yerine koyalım. B dediğim şey 20K. Eksi 2C yani eksi 2K. Ve A da eksi 8'di. Eksi 8K diyelim. Bunun sonucu 50'ye eşitmiş. 20 10K yapar. K değeri 5 çıktı. Bu orantının sabiti aslında 4K'ydı. Yani orantı sabiti 20'ymiş ama bize o çok da lazım değil. Biz K'yı 5 bulduğumuza göre soruya geçelim. Soru C'yi soruyor. C kaç K'ydı? C K'nın kendisiymiş. O yüzden 1K olduğu için C değeri de 5'miş.
A'yı sorsaydı 40 diyecektik. B'yi sorsaydı da 100 diyecektik. Geçelim bu soruyu da, 16. soruda sıra. Örnek 16 neymiş görelim. Eş güçteki 10 işçi 120 metrekare duvarı günde 8 saat çalışarak 24 günde örmektedir. Burada 4 tane çokluk var. İşçi, yani işçi sayısı, metrekare yani duvarın alanı, saat yani günde çalışılan mesai diyelim ve zaman, işin tamamlanma süresi yani gün. Bu 4 çokluğu önce yazalım bir yan yana. 10 işçi. İyi yazdım kısaca. 120 metrekare. Bunu da metrekare diyeyim. Günde 8 saat. Kısaca 8S diyeyim burada. Ve 24 gün. Tüm çoklukları yan yana yazdım. Tabi dörtlü bir orantı bu. Soruya geldiğimizde onları da altına yazacağız. Çünkü ona göre bakacağız. Fakat dikkat etmek lazım. Aynı çokluklar alt alta gelmezse yaptığımız orantı hesabı hatalı olur. Bakalım. Bu işçiler ile eş güçte olan X işçi. Buraya X yazacağız o zaman. Günde 12 saat çalışarak. Yani şu 8 saat o zaman mesaisi 12'ymiş. 12 yapalım. Ve 90 metrekare. Duvarın alanında 90'a çıktı. 90 metrekare. Ve 20 gün. Zamanımızda 20 günmüş. 20 günde. Yani zaman kısalmış. Mesai artmış. O halde işçi sayısı şöyle mantıken baktığımızda duvar da gerçi azalmış ama yine de bir yüksek çıkabilir. Ondan fazla çıkma ihtimali var. Göz kararı böyle gördük ama kesin sonucu orantıyı çözerek bulacağız. Şöyle altına bir çizgi çekelim. Bu çokluklar arasında ikili olarak bakacağız. Aralarındaki ters ve doğru orantıları var mı yok mu diye. Kırmızı kaleme geçeyim. Şöyle bir kalemle alayım. Önce işçi sayısıyla metrekareye bakmamız lazım. Yani önce bu önemli değil de yani sırayla bakacağım. Önce bu ikisine bakacağım. Sonra bu ikisine, sonra da bu ikisine bakacağım. İşçi ile metrekare arasındaki orantı doğru mudur, ters midir? Doğru orantı değil mi hocam? Çünkü işçi sayısı artarsa örecekleri metrekare sayısı artacaktır. Hemen not düştüm. Doğru orantı. Bu bana yol haritamı belirtecek. Yani şöyle yapacağım. Doğru orantı olduğu için bunlar çapraz çarpılacak. Nereden gideceğim anladım. Şimdi metrekare ile saate bakalım. Metrekare sayısı arttıkça günde çalışmaları gereken saat artar mı sizce? Ters orantı oluyor. Mesai saatini düşünün. Mesai saati arttıkça daha fazla mı duvar örerler, daha az mı duvar örerler? Daha fazla örerler çünkü daha çok çalışıyorlar ya günde. O yüzden daha çok çalıştıkları için ördükleri duvar artar. Doğru orantı var burada. Ne kadar çok çalışırsa günde o kadar fazla duvar örecektir. Şimdi gelelim saatle güne. Mesai saati artarsa işin bitme süresi yani gün azalır mı artar mı? Azalır. Azalır çünkü daha çok çalışırlarsa daha kısa sürede bitireceklerdir. İşte burada TEO yazalım. Ters orantı olduğunu yazdık. Şimdi yol haritamızı çiziyoruz. Bu doğru orantı olduğu için bu da çapraz gidecektir. Ve bu ters orantı olduğu için bunlar düz çarpılacaktır. Evet, yol haritamızı kırmızılarla çizdik. Şimdi tekrar eski haline getireyim rengi. Artık istediğim yerden başlayıp çizgilere göre çarpa çarpa gideceğim. X'ten başladım mesela. X çarpı 120 çarpı 12 çarpı 20 diyeceğim. Bundan sonraki iş artık sadece benim sadeleştirme gücüme kalmış daha hızlı çözmek istiyorsam. 10 çarpı 90. 90'dan sonra 8'e gidiyoruz. 8'den sonra 24'ü çarpacağız. Çarpmadan hemen sadeleştirme yapalım. 120 ile 24 birbirinin katı zaten. 120'yi 24'e bölersem 5. Buradan 1 gelir. Bu gitti. 20 ile 10 var. 20'yi 10'a bölersem 2, 10'u 10'a bölersem 1. Bu da gitti. 90'la 5'i yok edeyim. 5'e bölersem 1. 90'ı 5'e bölersem 18. Şu an burada bir 12 var. Evet, 12 ile 18'i 6'ya bölersem 3. 6'ya bölersem 2.
Şimdi 8 kaldı. 8'i 2'ye bölersem 4. Bir daha 2'ye bölersem o da gitti. 2. Yani eşitliğin sol tarafında sadece x kaldı. Sağ tarafında da 2 ile 3 ile 2 kaldı. 3 çarpı 2'den 6. O halde işçi sayısı ne oldu? Az çıktı. Aa, demek ki ha doğru, azalacaktı zaten ya. Azalması gerekiyordu. Çünkü mesai saati artmış. Yok, ben başta şey demiştim aslında. Artabilir demiştim ama yanlış yorumlamışım. Çünkü mesai saati bayağı yüksek oranda artınca, duvar da azaldığı için gün bile azalsa işçi sayısı daha az yetiyormuş yani. 6 işçi 90 metrekare duvarı günde 12 saat çalışarak 20 günde örebiliyormuş. Cevap 6. Geçelim 17. sorumuza. Engin bir kalıp kek tarifi için malzeme olarak 3 bardak un ya da 2 bardak irmik. Diğeri 1 bardak süt ve 2 adet yumurta. Yani kekin tarifi buymuş galiba. Evet, öyle anladık. Doğru. Kullanmaktadır. 6 bardak unu, 4 bardak sütü ve 10 adet yumurtası olan. Şimdi bu Engin'in elindeki olan malzemeler galiba. Evet, olan Engin. Elindeki unun tamamı bitince kadar, unun tamamı bitene kadar bu tarife göre kek yapmıştır. Sonra elinde un kalmadığından bunun yerine yeterli miktarda irmik kullanarak sütün tamamını bitiriyor ondan sonra da. Ve geriye artık herhalde kaç yumurta kaldı diye soruyor. Şimdi Engin'in elindeki malzemeleri bir yazalım. 6 un, 4 süt S diyelim ve 10 yumurta. Azalta azalta gideceğiz. 6 bardak un olduğuna göre 3 bardak un gerekiyormuş kek için. Öyleyse kekin miktarını 2'ye katlarsak 6 bardak unun hepsini kullanalım. 6 un. 3 bardak una 1 bardak süt gittiğine göre 2 bardak süt. Ve 3 bardak una 2 adet yumurta gittiğine göre 6 bardakta 4 adet yumurta gidecektir. İlk kullanım bu kadar. Hemen çıkaralım. Artık un miktarı kalmadı. 0 un. Geriye kalan 2 bardak sütümüz var. Ve 6 yumurtamız kaldı. Şimdi artık irmik kullanabiliriz. İrmikte tabi sıkıntı yok. O yüzden buna bakmaya gerek yok ama biz şimdi irmiğin tamamını irmik de önemli değil. Sütün tamamını kullanmamız lazım. Süt içinde 2 sütümüz var. O halde irmikte sıkıntı olmadığı için 2 sütün tamamını kullanayım. 1 bardak süte karşılık 2 yumurta geldiğine göre 2 süte karşılık da 4 yumurta gelecektir. Artık kullandıklarım bunlar. Şimdi geriye kaç kaldı? 0 süt. Zaten süt bitti. Ve 2 yumurta kaldı. Kalan yumurta sayısı sorulduğu için cevabımız 2 diyeceğiz. 2017'de sorulan bir soru. Yani 3 yaşında bir soru. Çok da eski değilmiş. Yeni nesil sorulara benziyor bence. Yeni nesil tarzında bir soru olmuş. Geçeyim bunu da. 18. soruya bakalım. Bu soru son mu bakayım? Evet. Daha sonra ortalamalara geçeceğiz. Vaktimiz yeter herhalde. Birkaç tane çözeriz. Bir iş yerinde bulunan renkli yazıcı saniyede 2 sayfa, siyah beyaz yazıcı ise saniyede 3 sayfa yazıyor. Tamam, buna şimdi bakmayalım, sonra bakalım. Bu yazıcılarda aynı anda belge yazdırmaya başlayan Ahmet, renkli yazıcının ilk 50 sayfa yazdığı anda siyah beyaz yazıcının yazması gereken 60 sayfa daha olduğunu görüyor. Yani kaç sayfa olduğunu bilmiyoruz toplamda ama 60 sayfa daha yazması gerekiyormuş. Yazma işlemini aynı anda tamamlayan bu yazıcılar toplam kaç sayfa yazmıştır? Öncelikle biri 2 sayfa yazıyorsa diğeri 3 sayfa mı yazıyormuş saniyede? Yani biri 2 kat, diğeri 3 kat. Siyah beyaz yazıcının ilk 50 sayfa veriyormuş, tamam. Dakika falan var mı? Saniyede 2 sayfa olduğuna göre renkli yazıcı için R2K diyelim. Siyah beyazı S diyelim. O da 3K. Bunlar 1 saniyedeki yazdıkları miktarlar diyelim. Tamam.
Şimdi renkli yazıcı ilk 50 sayfa yazdığı anda, yani zaman içinde ölçmemiz lazım. Renkli 2K yani saniyede 2 sayfa. Yani o zaman şeye gerek yok, K'ya falan gerek yokmuş o kadar da. Zaten bulacakmışız. 50 sayfayı yazması için kaç saniye gerekiyor renklide? Bir saniyede. Bir daha söyle. 25. Doğru. Bir saniyede 2 sayfa yazıyorsa 50 sayfa için 25 saniye gerekir. Doğru. O halde yani 25 saniye geçtiğini gördük. Aynı sürede şeyi ne kadar yazacak? Siyah beyaz. Şimdi bakalım. O da 1 saniyede 3 tane yazıyordu. 75. 25 saniyede 75 sayfa yazacaktır. Şu an biz ne yaptık bakalım, bir görelim. Bu an, evet, şimdi bu anda yani biri 50, biri 75 sayfa yazdığı anda kimin, siyah beyaz yazıcının yazması gereken 60 sayfa daha varmış. Yani siyah beyaz yazıcı hangisiydi? Şu muydu? 75 sayfa çıkaran. 60 sayfa daha yazacakmış. 60 sayfa yazması için kaç saniye geçmesi gerekiyor? 60 sayfa daha yazacak bu. 20. 20 saniye daha geçecek yani. O halde 20 saniyede renkli yazıcı kaç sayfa yazacak bakalım? 40. 40 sayfa daha yazacaktır. Şu an galiba herhalde toplam bulabiliriz. Ne sorduğum önce bakayım da. Yazma işlemini aynı anda tamamlayan, artık ikisi de 20 saniye sonra bitirdiğine göre toplam kaç sayfa yazmıştır diyor. Şimdi birinci renkli yazıcımız şu olsun. İlk etapta ne oldu? İlk etapta 40, 50 artı 40'tan 90 yazdı. Ha, internet şey, bağlantı koptu. Görüntü gitti galiba. Şu an geri geldi. Öteki de kimdi bu? 90. Zaten 90'sa aslında ötekinin de bunun 1,5 katı oldu. Yani çünkü 2'ye 3 ya. 90'sa direkt 135 diyebiliriz aslında, ama zaten toplayınca da bunun 135 olduğunu görebiliyoruz. Renkli yazıcı 90 sayfa. Siyah beyaz yazıcı da, siyah beyaz diyeyim, SB olsun. Ne yapıyormuş? 135 sayfaymış. O halde topladığımızda, aa burada işaretlemişiz zaten, İkisi birden 225 sayfa yazı yazıyorlarmış toplamda. Yazmışlar diyelim ya da. Bunu da bitirdik. Ortalamalara geldik. Aslında 10 dakika var. Bunu biraz ilerleyelim. Normalde bunu geçmeyecektim ama 4 ders olunca bayağı hız işledik. Mecburen buna da geçeceğiz. Birkaç soru çözeriz. Olmazsa zaten haftaya galiba değişecek öğretmenler. Belki bundan sonraki derslerimize ben gelmeyebilirim. Yeni öğretmenler gelebilir. O yüzden öğretmene söylersiniz, hocam ortalamalarda kaldık, veya o kendi başka bir TYT konusunu işleyebilir. Haftaya sanırım öğretmen başkası olacak, ben değilim. Ama şimdi yine biz devam edelim. Kaldığımız 10 dakikada ne kadar işlersek kârdır. Ortalamalar. 1. Aritmetik ortalama. X1, X2, Xn sayılarının toplamlarının sayı adedine bölünmesiyle elde edilen sonuca bu sayıların aritmetik ortalaması denir. Zaten aritmetik ortalamayı biz normalde de çok kullanırız. En çok kullandığımız şey neredeyse budur. Hatta o kadar çok kullanırız ki ortalama dediğimiz zaman aklımıza aritmetik ortalama gelir. Yani diğer ortalamaların ismi özellikle söylenmesi lazım, ama sadece ortalama deniyorsa aritmetik ortalamadır bu. Puanları hesaplarken çok kullanıyoruz ya. Kaç tane puan varsa topluyoruz ve puan sayısına bölüyoruz. İşte bu formülü burada yazılmış. Bir bakalım örnek neymiş. Evet, tam da puandan bahsetmiştik ve örneğimizde puanlarla alakalı. Bir öğrencinin matematik dersinden aldığı notlar 60, 84 ve 75'tir. Buna göre bu öğrencinin notlarının ortalaması kaçtır? En basit aritmetik ortalama sorusu. 60, 84 ve 75'i bulup toplayıp 3'e bölmemiz lazım. 3 tane not olduğu için. Kaç çıkar bakalım. Hesap makinesi olan var mı? 135 200 214 mi yapar ya? 9 değil mi hocam? 200? Ha doğru, 5 var değil mi? 219 değil mi? 219. 209 değil. 219, 3'e zaten tam bölünüyor. Sıkıntı yok o zaman.
3'e bölsek 200'ü 10 olsaydı 70'ti, 73. Yani bu öğrencinin notlarının ortalaması 73. Karneye düşecek not buymuş. Veya sözlü puan olursa bilemem tabii. Örnek 2'ye bakalım. İkişer yıl arayla doğmuş 4 kardeşin bugünkü yaşlarının ortalaması 18'dir. İkişer yıl arayla doğmuş, tamam. Aralarında 2 yaş var. En büyük kardeş ile en küçük kardeşin 3 yıl sonraki yaşlarının ortalaması kaçtır? Şimdi bugünkü yaşların ortalaması 18. 3 yıl sonra hepsi 3 yaş büyüyecek. Ha gerçi pardon, hepsini kim sormuyormuş. En büyük en küçük sormuş. O yüzden mecbur bulmamız lazım. Yoksa direkt bulacaktım da. Doğrudan 21 diyecektim ama 21 olmaz çünkü en büyük en küçüğü bilmiyoruz. Belki 21 olmayabilir. Aslında olabilir de çünkü aralarında eşit mesafe var ya, hep 2 yıl araya doğduğu için olma ihtimali de var. Bakalım neymiş. En küçük kardeşe A desem veya bir eksik olsun. A eksi 2 diyeyim. En azından sadeleşme olsun. Bir sonraki kardeş A olsa, sonraki kardeş A artı 2 olsun ve en büyük kardeş de A artı 4 olsun. En azından şunlar birbirini götürür, biraz daha sade olur. Bunların toplamı neye eşitmiş? Yani toplamı bilmiyoruz gerçi de, bulabiliriz. Ortalaması 18'miş. Yani bu ne demektir? Toplamını o zaman şöyle yapayım. Aralarını o zaman şey yapayım. Aralarını artı koyalım. Uzatmaya gerek yok. Aralarını artı koyduğumuzda yaşların toplamını buluruz ve bunu 4'e böldüğümüzde 18 ediyormuş. Aslında toplamların 4 çarpı 18 olduğunu görebiliriz. 72 yapar. Bir bakalım. 4 tane A var. 4A. Şunları götürdüğü için bunları alalım. Artı 4. Eşittir 76. Burada 72 kaç? 68 mi yapar? 68'i 4'e bölsek 17. 17 mi? A eşittir 17'ymiş. A artık en küçük değil, ikinci çocuk yani. İkinciye göre A demiştik biz. Şöyle turuncu alalım. Bu 17. A eksi 2 15. Bu 19. Bu da 21. Şimdi diyor ki 3 yıl sonra diyor. 3 yıl ekleyelim. 18. Bu da 24 yaşına geldi. Aslında şu anki yaşların ortalamasını bulsak da 3 eklesek olurdu. Ama biz 3 yaş ekledik. Önceden sonra şey yaptık. 2'ye bölelim. Kaç çıkacak görelim. 18-24 arasında zaten 6 boşluk var. 3 eklersek yani hakikaten de 21 çıktı. Baştaki tahminimiz doğru oldu. Niye doğru? Çünkü en büyükle en küçüğü sorduğu için ve ortada değişmiyor şey. Ortalık ortanca değişmedi tabii ki. Ondan dolayı doğru çıktı. Çünkü 18'e 3 eklesek gerçekten de 21 yapacaktı. Ama en büyük yerine ortanca kardeşle en küçüğü sorsaydı mesela, o zaman farklı değer çıkabilirdi. Örnek 3'e bakalım. Aşağıdaki tablo bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavında aldığı puanların dağılımını göstermektedir. Bu sınıftan seçilen 20 öğrencinin puanlarının ortalaması 63 olduğuna göre 51 puan alan kaç öğrenci seçilmiştir? 15 alan öğrenci sayısı 51, şey pardon yanlış söyledim. 51 alan öğrenci sayısı 15'miş. 66 alan öğrenci sayısı 21'miş. Toplam şu an 36 öğrenci olduğunu görebiliyoruz. 36 öğrenciden 20 tanesi seçilmiş. Ama bize sorduğu şey 51 alanları sormuş. O halde biz şöyle diyelim. 51 alan X öğrenci seçilsin. X diyelim ki bu X'i zaten bulunca cevap çıkacak. Seçilsin. X öğrenci seçildiğine göre 51 alan. Geriye kalan 66 alan öğrenciler kaç tanedir? O halde 66 alan öğrenci 20 eksi x'tir. Yani x cinsinden söyleyebiliriz böyle.
Ortalamayı şimdi bulalım. Ortalamayı gerçi vermiş ama biz bilmiyormuş gibi hesaplamaya çalışacağız. Nasıl hesaplayacağız? Aldığı notla kişi sayısını çarparsak bunların edeceği toplam puanı buluruz. 5 dakika uyarısı geldi. Bakalım ne olacak? 51 alan x tane kişi varsa bunların, bu notların toplamı 51x'tir. 66 alan 20-x öğrenci varsa bunların bütün notların toplamı ya da puanlarının toplamı 60 çarpı 20x'tir. Bunların aritmetik ortalaması ne olacak? Tabii ki 20 kişi olduğu için 20'ye böleceğiz. Ve bu 20'ye bölünce kaç çıktığını bize vermiş soruda. 63 demiş. Bunu biliyoruz. İşte bu, bakayım doğru mu yaptım? Evet, 20, 63 doğru. İçler dışlar yapalım ve şunları denklemi düzenleyelim. 51x. Bu eksi 60x yapar. Ve 60 çarpı 20, 1200. Duyamadım, bir daha söyler misin? 66 öğrenci var ya, biz 60 yazdık oraya. Yok, o şey değil. Öğrenci sayısı değil o. O aldığı puan. Ha, şey mi diyorsun? Puan, pardon. Evet, yine doğru söyledin zaten. Adını şey yaptın ama doğru söyledin. 66 olacaktı ya. 60 yazmışsın. Teşekkür ederim kızım uyardığın için. 66 puan alan 20-x kişi olduğu için 66 çarpı 20-x. Hemen şimdi o zaman ne olur? 66-66x oldu. Düzelttik burayı. 66 çarpı 20 tabii, o da değişti. 1200 olmaz, 1320 yapar. 1320 oluyor. Evet. Silgiyle şöyle silelim. 1320. Sağ tarafta 1260 yapar. 126'dan. Şurası, bu tarafı eksi çıkacağı için burayı karşıya atarım. Artı olsun. Yani 6 mı? Yok. 15 yapar. 15x karşıya attığım için. Yani eksi 15x'ti. Karşıya attım. Artı 15x oldu. Bu zaten bu tarafa eksi olarak geçtiği için 1260 ile 1320 arasında 60 fark vardır. Çıkarırsak. Yani x eşittir 15x 60 ise x eşittir 4. X zaten baştan söylemiştik. 51 alan öğrenci sayısıydı. Demek ki 51 alan öğrencilerden 4 tane seçilmiş. 66 alan öğrencilerden 16 tane seçilmiş. Demek ki bu durumda. Ve bunların tabii ki ortalaması 63 çıkacaktır. Çünkü o denklemi çözdük zaten. Doğru çıktı. Artık zaman doldu. Belki şu soruya zaman yetmeyebilir ama ben çözeyim. Bitirirse kendi bitirir ama biz bitmezse çözmüş oluruz. N tane sayının aritmetik ortalaması x ise bu sayıların toplamı n çarpı x'tir. Zaten bunu mantıken de görebiliyoruz. Toplam burası, sayı n olduğu için aritmetik ortalama a dersek tabii ki toplam ne olacak? N taneydi. Ha, aritmetik ortalama x'miş. Ben x diyeyim şuna. X olursa toplam içler dışlardan nx gelecektir. Bunu görmek zaten gayet kolaydı. Bakalım bununla alakalı sorumuz neymiş? 1997'de çıkan bayağı eski bir soru. 7 sayının aritmetik ortalaması 19'dur. Bunlardan aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkarılıyor. Geriye kalan 4 sayının toplamı kaçtır? 7 sayının aritmetik ortalaması 19 ise bunların toplamı 7 çarpı 19'dur. Ve bunlardan ne demiş? Aritmetik ortalaması 15 olan 3 sayı çıkarılıyor. Yani aslında 15, 15, 15 gibi düşünürsek 3 çarpı 15'ten 45 çıkarılıyor. Şu an toplam ve bu da çıkarılanı yazdık. Hatta ben öyle yazmayayım, daha güzel olsun. Az önceki gibi yazayım. 3 çarpı 15 diyeyim. Ve artık şu kalan toplam puan bulundu. Peki şu an kaç kişi kaldı veya kaç sayı kaldı? 4 sayı kaldığına göre bunu 4'e böldüğümde geriye kalan sayıların aritmetik ortalaması çıkacaktır. Yani şu 7'den 3 çıktığı için 4 kişi kaldığından dolayı düşünebiliriz. 7 çarpı 19... Bir daha söyler misin? 4 sayının toplamını istiyor. Ha, toplamını sormuş. O zaman gerek yok 4'e bölmeye. Biz niye böldük? Hiç gerek yok. İyi dedin. Sonra bulup tekrar 4'e çarpmamız lazımdı. Hiç gerek yok. Zaten cevap çıkacakmış. Hakikaten de bu geriye kalan şey bunların 4'ünün toplamıdır. Aritmetik ortalamaya gerek yok.
7 çarpı 19 70 120 133 mü? Yok. Evet, 133. 133 değil mi? Neyse öğrenciler gitti, ben çözeyim. Sonra kapatırım. 3 çarpı 15'te 45. 133'ten 45 çıkarsa 88 kalır. Yani bu geriye kalan 4 sayının toplamı 88'miş. Bugünkü dersimiz de böylece bitti. Derslerimizin tamamı bitti. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.